kadın orada. Sivas'tan. Bahadır. Efendim müdürüm. Tamam. Tamamdır abi. Tamamdır abi. Thank you.
Görmüyor musunuz? Bizim bir şey kalmadı. Yeterli insan varsa da bir şu tarafa gidelim. Su olan su. Araba su olan var mı? Su olan yok. İleride burada arabalık var. Aşağıdan çekecekler bir şey kalmadı. Şu da arabanın önüne atıyorum. Önüne taraflarına bindir. Dağıtsın. Atıyorum da. Sen evvel. Var mı araba derler? Geç abi. Aa, 5 kişi burada tuttu. Sağına sola baktı zaten onu çeviremedi. Geldi abi ipi geldi. Dayım gibi de burada abimle. Ondan yanındayız. Dayım gibi burada. Yavaş. Ona söyleyeceğim. Etanol alın. Haydi abi, ambulanslar da alacağımız. Nasıl karışır ya? Hadi be, tamam. Saat 23.52 sularında aldığımız bir ihbarla elin bir trafik kazasıyla karşılaştık, karşı karşıya kaldık. Maalesef bu kazada 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. 20 vatandaşımız da yaralı olarak hastanelere sevk edildi. Tabii bu vesileyle yaralı olan vatandaşlarımıza acil şifalar dilerken, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Tabii trafik kazaları konusunda her zaman lütfen kurallara uyalım, canımız canlarımız yanmasın şeklinde uyarılarımız her zaman oldu, olmaya da devam ediyor. Bu vesileyle şu anda bile seyahat halinde olan sürücülerimize tekrar hatırlatıyorum. Lütfen kurallara uyalım. Geç varalım. Geç kalalım. Ama canlarımız yanmasın. Ama bizi bekleyenlerin yüreği yanmasın. Şu anda
malum Sorgun Devlet Hastanesi'ndeyiz. Yaralılarımızın çoğunluğu burada. Bir kısmı da Yozgat Şehir Hastanemize sevk edilmiş vaziyette. İnşallah bütün uzman hekimlerimiz, arkadaşlarımız, sağlık teşkilatımız hepsi çok yakın onların başında, yanı başında. İnşallah onları sağ salim iyileştirir, tedavilerini yapar, yakınlarına kavuştururuz. Tekrar başımız sağ olsun, geçmiş olsun. Yaralıların durumu nasıl efendim? Sadece iki yaralımızın durumunun ağır olduğu yönünde arkadaşlar bir bilgi verdi. Tabii bunlar ilerleyen tetkikler neticesinde daha da netleşecek. İnşallah bütün yaralılarımız şifa bulur, ailelerine kavuşur. Trafikte, trafik kazalarında ana konu dikkatsizliğimizden, tedbirsizliğimizden maalesef zaman zaman kuralları göz ardı etmemizden kaynaklanıyor. İnşallah tekrar olmasın. Devletimiz tüm imkanlarıyla, ilimiz, sağlık teşkilatımız, jandarmamız, afatımız, emniyetimiz, belediyelerimiz tüm imkanlarıyla birlikte buradalar. Kaza sebebi en çok sorulan soru. Tabii bunlar ilk tespitlere göre olay yerini sadece gözle arkadaşların yapmış olduğu ön çalışmaya göre. Malum sizlerin de gördüğü üzere otobüs geliş istikametindeki şeridi oradaki banketi de atlayarak ters istikamete geçiyor. Ve oradan 30 metre derinliğinde, yaklaşık 30 metre derinliğindeki şarampole yuvarlanıyor. Muhtemeldir ki tabii ana sebep dikkatsizlik, tedbirsizlik diyoruz. Ama net olmamakla birlikte muhtemelen bir dalgınlık hali de olmuş olabilir. Bunlar ilerleyen saatlerde, gündüz vakitinde yapılan çalışmalarla neticelenecek ve netleşecek. O zaman da sizlere dair bilgilendirme arkadaşlarımızca yahut da tarafımızca yapılacak arkadaşlar. Hadi 7.30'da filmimizde bir telefonla bağlanacağım. Telefon bağlantısı değil mi? Tamamdır.